Merhaba sevgili izleyiciler. Şu anda bir amcamızı gördük. Onunla bir röportaj yapalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Afyon Emirdan'dan. Terzi Ali derler bana. Ali Bey, şu anda Türkiye'de olmak ister miydiniz? Daha ben sabah yeni geldim. Valla Türkiye'de iyi. Herkes çalışıyor. İşinde gücünde. Havalar nasıl? Hava güzel. Şimdiden sonra soğumaya başlıyor tabi havalar. Peki buraya geldiğinizde Türkiye'de en çok neyi özlüyorsunuz? Buraya geldiğinde mi? Evet. Ya çocuklarım burada. Özlem olmuyor en azından. Burada da duruyoruz, orada da duruyoruz. Ha, aktiviteye başarılar dileriz. Hayırlı işler, hayırlı günler. Sağ olun. Oldu, teşekkür ederim. Teyze, şu anda Türkiye'de olsanız ne yapmak isterdiniz? Türkiye'yi özlüyor musunuz? Özlenmem mi Türkiye? Memleketi özlenmez mi? Peki isminizi alabilir miyiz? Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Sebiha. Sebiha Hanım, ne zaman Türkiye'den geldiniz? Bu yıl Türkiye'ye izne gittiniz mi? Gittim, bir ay durdum, geri geldim çocuğumu okul için. Anladım. Şu anda biz yeni kurulan bir Türk kanalıyız, Türk televizyonuyuz. Bizden neler bekliyorsunuz? Kanalımız hakkında neler düşünüyorsunuz? Valla buradakilerle ya konuşturun, oradakilerle konuşturun, karşı karşıya daha güzel olur. Peki bütün çocuklarınız burada mı? Buradalar. Evet. Ben 1967 aralarına geldim. 8 yaşındaydım ben buraya geldiğimde. Hay maşallah, yani buraya ilk gelen Türklerdensiniz. Evet. Anladım. Ailenizin çoğunluğu burada mı yoksa Türkiye'de mi? Hepsi buradalar, kimsem yok orada. Aslen hangi köylüydünüz? Emirdağ'ın? Emirdağlıyım. Karacalarlıyım. Anladım. Karacalarlısınız. Buradan selam göndermek istediğiniz birileri var mı Türkiye'de? Vallahi tüm Berem yani. Biçer sülalesine hepsine selam salıyorum. Bir de Gök sülalesine hepsine selam salıyorum. Selam olsun Türkiye'mize, vatanımıza, bütün Müslüman kardeşlerimize. Merhaba, sizi merhaba. Tanıyabilir miyiz? Evet, buyurun. Evet, isminizi... İsmim Hüseyin Taşarcan, Afyon Emirdağlıyım. Köyüm Başkonak Köyü. Valla 5 senedir falan buradayız işte. Çok güzel bir şey, Aktif TV açılacakmış diye duyduk. Süper bir şey. Biz buraya geldiğimizde çok önceleri, 78'de hatta 76'da falan bir şey oldu, 78'de falan... Bir pasport diye program çıkardı. 15 dakika. Onu beklerdik. Haftada bir kere 15 dakika çıkardı. Pasport diye bir program. 15 dakika Arap Faslılara, 15 dakika Türklere. İşte orada haberi, türküyü, her şeyi sığdırıyorlardı. Ne güzel bir şey. Yani çok şeyimizi dile getiremedik zamanında. Televizyon açılması çok güzel bir şey burada. Peki şu anda Türkiye'de olmak ister miydiniz? Türkiye'de olmak isteriz tabi. Niye istemeyelim? Vatanımız bizim Türkiye. Ne yapmak isterdiniz şu anda Türkiye'de olsaydınız mesela? Valla benim kültür seviyem yok. Yani bir okul okumadım. İlkokul mezunuyum ben. Yapacağım iş ben avı severim. Bahçeyi severim. Ağaç dikmeyi, onları severim ben. Anladım. Şu anda zannedersem emekli oldunuz mu? Olmadım. 2 senem var daha. Gidip geliyorsunuz. Tabii gidip geliyoruz. Buradaki en büyük sorunlar nedir sizce? Ya hangi birini söyleyeyim? Burada en büyük sorunlar mesela şu an için gençlerimizin çoğu işsiz. Evet. İş bulamıyorlar. Biliyorsun neydi bu? İşte Bulgarlar falan geldiler. Mesela adam kaçak çalışıyor. Bizler kaçak çalışamıyor çocuklar. Burada okul okumuş hepsi tahsilli ama iş bulamıyorlar. Anladım. İşsizlik en büyük sıkıntı. En büyük sıkıntı o. Gençlerimiz işsiz. Okulu bitirmiş adam iş yok.